Efendim merhabalar. Kayıp Vadi bizimdire. Hoş geldiniz. Kaan, Gülüşen ve Barış'la birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bir ay olmuş en son oturduğumuzdan beri. Oranitnis'e kafam girsin adlı save'i bıraktığımız yerden yükledim. Şimdi maceralarımıza devam edeceğiz ama bir ay oldu. Biz de bir hatırlayalım istiyorum. Hep birlikte isterseniz bir üstünden geçelim. Ben oyundan sonra not almışım. İnanır mısınız? İşe yarayacak Bravo. şimdi. Şimdi o notları bir şey yapayım, sonra aklınıza gelenleri siz de bana katılın. Temelde arkadaşlar, bu Marine Wing'in peşinden, bu adamı kaybettik biz diyenlerin peşinden Marine Wing'i bulacağız diye kendimizi bir kayıp vadide bulduk. Nasıl çıkacağımızı arıyoruz. Hikayemiz bu. Bu vadiden çıkmanın yolu. Bir de Marine Wing'in nerede olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Hala o main quest devam ediyor şeyin. Mazgard Prensliği'nin deputylerinin bize verdiği quest sürüyor. Main quest'imiz o. Orenetis'i bulduk. Hayalf Kralı en önemli olaydı. Böyle değişik faction'lar var. Şunlar bunlar var filan falan diye gezinirken biz Hayalf Kralı Orenetis'i bulduk. Ondan sonra da orkumuz Orenetis'e ayar çektikten sonra çaresiz olarak bir sürü başka sinsi faction'lara bulaşmaya başladık. Orenetis'in zulmü artıyor. En son şehirdeyken bir şey haberi duymuşuz. İhanetle suçlanan kişiler artık yargılanmadan infaz edilecekler diye gayet güzel bir level'a geçmiş durumda Orenetis. Ve artık Orenetis'e karşı gruplardan birileriyle işbirliği yapacağız demiştik en son. Ana quest'imiz bu. Sima Temple'da bize bir ipucu bulmuş Marine Wing ile ilgili. Sima Temple bu şeydeki kadın, Han'daki kadın. Faction'lar, onları şimdi konuşuruz. Siz de hatırladıklarını söyleyin. Bir ipucu bulunmuş, zayıf bir ipucu da olsa ama size bu ipucunu söylemem için benim bir sevmediğim adam var. Charmer diye. Bu Charmer'ı indirirseniz benim için ben de size Marine Wing hakkında bilgi veririm demiş Sima Temple bize. Bu Charmer bataklıktaymış. Zaten oyunun bütün questleri bizi bataklığa doğru götürüyor diye bırakmışız en son. Önceden evet. Şeyde bu neydi herifin adı? Teliyelendes. Neydi elfin adı? Scavenger. Telerien Teleriyen. Pure Voice mu öyle bir şeydi? Teleriyen'in olduğu haritada o şeyde Lush Verdant Valley mi ne oranın adı? Verdant Vadide bulduğumuz kapıyı açmak için iki tane Beetle Key var. Copper'ı bulmuşuz. Silver Beetle Key'i arıyoruz hala. Bir Doğru. anahtar arıyoruz. İkinci parçasını arıyoruz kapının. Oradan bir yerlere Enaktar arıyoruz. enaktar arıyoruz. Anahtarın ikinci parçasını. Beşinci level olmuşuz. Notlara bakıyorum. Beşinci level'da en önemli notlar Kaan ve Babaş'a ikinci atak geldi. Şimdi 5. level D&D'de de bir kırılma noktasıdır. Bu sebep, iki sebepten. Fighter'lara ikinci atak gelir. Caster'lara da 3. level spell gelir. Bunların ikisi de oyundaki power'ı değiştiren şeylerdir. Velhasıl Monsieur ile Günüşen'e 3. level spell'ler gelmiş. Şeye de Kaan'la Babaş'a Doğru. da ikinci ataklar gelmiş. Bunların hepsi bizi çok güçlendiren şeyler. Velhasıl karşımızdaki challenge rating'i de güçlendirecek olan şeyler. Oyunun yeni bir evresine geçiyoruz demişiz. Kayıp devler var. Ha, Teleriyen'le devler arasındaki anlaşmazlığı çözdük. Bunlar az daha kavga ediyorlardı ama devlere yardımcı olup kıyakla aralarını düzelttik. Teleriyen bize demiş ki Hasturbal diye bir herif var. Hasturbal ile bir hediye vermiş bize. Bunu da bataklıktaymış Hasturbal'e götürün demiş. Charmer, Sima Temple'ın indirin bu herifi aşağı dediği Charmer bataklıkta. Hasturbal Teleriyen'in hediyesini gönderdiği adam bataklıkta. Kayıp devler var. Devlerin verdiği quest. Galiba onlar da bataklıkta demişiz en son. Bütün işaretler bizi bataklığı gösteriyor bize deyip bırakmışız. Hikayemiz buradadır. Siz ne ekleyeceğiniz? Aklınıza gelen bir şey var mı? Ve faction'lar hakkında ne düşünüyorsunuz? Özellikle Gülüşen. Bu Sen, çünkü devler bizi belli bir faction'a doğru iten sendin. Şimdi senden akıl bekliyorum o yüzden yani. ufak bir şey devlere önce gidip yani bu Gartok'a abi biz senin arkadaşları şehirde bulamadık Ha, dememiz lazım. bataklıkta Onlar olduklarını bizi oradan bataklığa öğreneceğiz yollamış herhalde. değiller Evet. çünkü. Bir de galiba ayı avlama quest'i var yolda. Bir Zaten tane de ayı avlama quest ve o şey kasabın işi. ha, son onu demişti zaten. Ayıları halledelim, devlerle konuşalım. Onlar da büyük ihtimalle bizi bataklığa yollayacaklar. Bataklık hikayesine Evet. başlayalım. Faction'larla ilgili ben şimdi şuradan faction'larımı açıyorum. The People tarafındayız demişti en son Günüşen. Ben o taraftayım abi. Kaan bu konuda çok şeydi. Ya Paladin beni ne ama uğraştırıyorsunuz? Yani soylu olduğu uğraştırmayın beni. için böyle şeylerle halkla avamla işim olmaz diyordu, öyle hatırlıyorum. Doğru. Bu kadın Onun işi olmasın diye ben uğraşıyorum işte. Sima Tamam Temple işte yani bunun zaten öyle. Birileri uğraşmalı bizim için.
Dima Temple bu faction'lardan hangisinde hala bilmiyoruz değil mi biz? Biliyoruz. Rebellion'da. Yazıyor mu? Ha yazmıyor ama. Unknown yazmıyor diyor. Yazmıyor da Rebellion questlerini verdi o. Evet yani Rebellion'da ama hani prominent member'larından biri değil o zaman. Bu isyan... Değildi. Bu arada isyan da elf isyanı galiba demiştik en son. Zaten şu mavi üzerine evet. Altın şey sembol Alev. Ancak high elf sembolü olabilir. Yani. Demiştik. Evet. Sima Temple Rebellion'da onlarla aramız sempatiye geçmiş durumda. People indifferent, Dominion indifferent zaten böylesi bile iyi. Orenetis bizim umursamıyor bizi. Forge'la Alliance durumdayız. Telerian'la artık aramız bayağı iyi durumda. Evet, Mazgard... Onların ilk başta çok questini yaptık çünkü. Tabii. Mazgard Prensliği de bize sempati duyuyor. Zaten main questimizi veren adamlar. Şu anda benim anladığım kadarıyla... Maske var bir de. Maske ile çok yani sempati var ama maske bu şey olan. Remorhas filan diyen kız, o Sam Coughlin kız. Ben onları tam anlamadım ha. Hala ama zaten o da unclear motives diyor. Anlaşılmaz tipler bunlar yani. Evet. Ben tam anlamadım. Illusive group with unclear motives yani. Öyle diyor. O yüzden ben anlamadım. Siz anladınız mı? Ben tabii hani bazı şeyler biliyorum ama şimdi hemen açıklamak istemiyorum. Sizin ne anladığınızı merak ediyorum. Ne anladınız maskede? Kim bunlar yani? Bence bunlar modern revizyonist opportunist cephe. Yani ne yaptıklarını kendileri de bilmiyorlar. Semi-conscious liberation army gibi bir şey mi yani? Yani ortalık karıştırmak dışında herhangi bir vizyonlar olduğunu zannetmiyorum bunda. Peki. Bilmiyorum. Kaan, Barış sizin bir fikriniz var mı? Forge'u anladık. Forge zaten kendi derdinde onlar. Scavenger. People'ın anlamadım derdi nedir? People işte onlar. Rebellion belli. Rebellion belli. Ben maskeyi henüz çıkaramadım. Balo kurmak, balo yapmak istiyor olabilir. Maskeli balo. Maskeli balo. Hiç şaşırmam biliyor musun? Peki çıkabilir. Şu anda yani, tahminen... Bizimkilerin böyle yaptığı eğlenceli bir parti hazırlığı falan anladım. Yani. Bu, evet. Biz o partileri tabii bilemiyoruz. Biz avamız. O kadar bilemiyoruz. Kaan'cığım senin bildiğin kadar. Şu andaki durumumuz factionları da bu. Hikayemiz de bu. Bir sürü şeyler yapmışız. Itemlar yapmışız. Şöyle bir itemları özetlemek gerekirse... Benim elimde... Ben biraz inceledim. Orada şöyle bir şey var. Sen en son crossbow bolt'un bitsin de shortbow'a geçin. Evet, demiştin. Evet, shortbow. Bence onu geçebilirsin. İki tane bolt kalmış. Onu bitirmeye gerek yok. Geç diyorsun. Öyle evet, diyor. Çünkü artı bir veriyor, damage'i veriyor. Tamam, öyle demişiz. O zaman şöyle var. Crafting tarafında sen bir tane heavy crossbow yapabiliyorsun. Evet, ama onu konuştuk. Kimse kullanamıyor. Var. Bir tek sen kullanabiliyorsun heavy crossbow. Evet. Bana da hani gerekli değil. Evet. Must değil. Yani biz zaten ne armor'da ne martial weapon'da çok şey bir grup değiliz. Anlayan bir grup değiliz bu işlerden. Elinde ok olan biz... var mı bu arada arkadaşlar? Inventory'de mi? Bana ok verebilir misiniz? Benim elimde 10 tane ok var. Ben bolt kullanıyordum. Bende yok. Bende yok ama ben poisoned arrow craft ediyormuşum. En son ne craft ediyorum diye baktım. Sana zehirli tamam. Ok vereceğim. Herkes bir baksın ne craft ediyoruz. Ben potion of superior healing craft ediyormuşum. Bitirmişim. Ben bir şey craft edemiyorum. Uğraşmıyorum. Öyle mi? Barış sende de mi yok bir şey? Çok sıradan oklar ve dartlar yapabilirim size. Gülüşen nasıl poison yapabiliyor o zaman? Ben poison kit kullanmayı biliyorum. Poison kit kullanmayı biliyordur. O zaman Gülüşen mümkün olduğu kadar senden bu poison arrow türlerini istiyoruz. Ben arrow kullanacakmışım tamam. Bu ara. Poison ve poison arrowları ben yapabiliyorum. Şey tamam. Medicine skill olduğu için bende. Tamam. O zaman başka ne var? Inventory ile ilgili aklınıza gelen, sizin kendi inventory'nizle ilgili aklınıza gelen. Bir şey var, bir şey söyleyecektim. Ha, esas unutmamak adına itemlerin üzerinden geçerken babuşkada şey var, bir tane transmutation kemeri var, healing veriyor. Hmm. Barış babuşkaya mı takılı? Session transmutation. Healing tünedilmiş bir şekilde günde iki kere. Short rest'te recharge oluyor. Pardon, short rest'te. Short rest'te iki kere bayağı iyi bu. Ama çok D8 iyi. Artı 2 iyileştiriyor yani çok korkunç bir iyileştirme değil. Ya işte öldürmez. Short rest'te iki yani, kere ortalamada. Ben düşerim onunla beni kaldırır. Ha başkasını da heal edebiliyor mu? Başkasını da heal edebiliyor mu bu? Muhtemelen healer opsiyonu çıkıyordur. Ha, yani, güzel. Unutmamak yani, lazım potion onun gibi için. Bence. Unutmayalım diye. Adam şey zaten etüyün etmiş. Unutulacak bir durum yok. Adam takmış yani. Barış ben kullanmayı unutmuyor. Allah neler unutmuyor. Başkasını heal edemiyorum. Edemiyor musun? Yok. Üzerinde sadece şey var. Hani bas. Bana bas tuşu var. Ama basıyorum. Charge zaten en şey çok healing'e ihtiyacın olan adam da sen oluyorsun genellikle aramızda. O yüzden o büyük bir problem değil bence yani. Bir de benim elimde bir kitap var. Teleriye'nin Hasdrubal'e yolladığı hediye kitap.
Bu ben okursam veya biz okursak içimizden birisi artı 2 int alabiliyor arkadaşlar. Böyle bir seçeneğimiz yani, de var. Hasturubale'de gidip hareket çekebiliriz mesela yani. Bu konuda ne düşünürsünüz? Ha, bunu vermek yerine biz okursak mı? Öyle diyor mesela. Ne veriyordu kitap? Int artı 2 int veriyor. Ben okumam. Sen yani, de büyü yapan kimse var mı? Yok. Yok, o yüzden ama... Wisdom var, karizma var. Wisdom... İki tane karizma, olsa... iki karizma, bir wisdom var. Intelligence'ın işe yaradığı kimse yok burada. Herkes yok. Salak. Salağız. Yani şöyle, aramızda bir wizard olaydı, o kitaba acımazdı bence. Mösyö'de olaydı oradan yarıyor. Proficiency'ler. Proficiency'lerimde history, digital, o gibi hani knowledge şeylerine yarıyor ama... Wizard olmadığım için hani ben tabii bunu... Partinin intine baktım. Senin intin 14 Mösyö. Babuş 10, Paladin 9, ben 10. Tamam işte. Mal değneği gibi geziyoruz yanında yani. Evet, ben bu kitabı... Modern enough abi. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Buradan ta Hasturubale kadar ayılarla dövüşeceğiz, devlere gideceğiz, oradan swamplara gideceğiz filan. Bu yolculukta ben kendimi zor tutuyorum bu kitabı şöyle bir kurcalamamak için. Bir göz gezdirmek için de geliyor ama hani bakalım arada... Birazcık gidelim. Hasturubale bu kitabı. Hani çünkü abi hani biliyorsunuz yardoç olarak benim bulduğum her şeyi okumam zorunluluğu var. Öyle bir sıkıntı var. Ben karışmam. Yani hani milletin malına el uzatmak benim hoşuma gitmez ama benim ben farkında olmadan sen o kitabı okursan ben bunu zaten anlayabilecek durumda evet, değilim. Evet, kitabı okudum mu okumadım mı? Ben de eğitimimi aldım zaten. Yüksek eğitimimi aldım. Bir daha eğitimle ne uğraşıyorsun? Hiç. Zaten bilmem gereken her şeyi biliyorum diyen insan en güzeli. Evet. En güzeli gerçekten. O zaman arkadaşlar yani başka bir şey aklınıza... Sokaklarda aldım. Değil mi sen? Gelmez Allah. kitap. O nasıl oluyor? Ben de onu anlamaya çalışıyorum. Sokakta eğitim falan böyle... Dokul ama öyle bir anahtar açamıyor, bir kilit açamıyorsunuz yani. Her şeyi benim yapmam gerekiyor. Eğitim aldım dedim de başarılı oldum demedim yani. Beni eğitmeye yani çalıştılar. Üzerimden geçti. Smart yani siz mi bana yardım edeceksiniz? Ben mi size yardım edeyim? Niye ben bu gruptayım onu anlamadım. O zaman demiş. Şöyle söyle Barış. Bana da eğitim verdiler de. Ben aldım mı? O ayrı bir konu yani. Hani bana eğitim verildi. Bilir gibi hani şunu almaz mısın biraz eğitim diye verdiler ama. Bu kadın kim? Bu çevremizde dolanan kadın kim? Tanıyor musunuz? Devamlı geçiyor çünkü. Beni çok kıllandırdı bu kadın. Bence o ya, ajan. Maskenin ajanı. Bana öyle geliyor. Bence benden hoşlandı benim için. Okey. Ona bir şey diyemem. Barış gitti. Bu kadının maske ajanı olduğu konusunda hemfikirsek biz de... Barış'a bak gitmesi çok mali derdi. Barış kadraj dışı karakterimiz ya. Gidiyoruz galiba. Nereye gidiyoruz? Şehirden çıkıyorum arkadaşlar. Entrance'a doğru tıklıyorum. Markete uğramak. Bak bana ok veremezsiniz. Benim elimde sahiden ok yok. Çıkar herhalde ya. Düşer herhalde. Ben de çok iyi okçuymuş gibi bana ok bulun falan diye konuşup duruyorum. Crossbow'um var. Sanki çok iyi bir okçuymuş gibi. Tamam abi şehirden çıkmaya ben fast travel dedim. Bu arada ben arada ağzına bir şeyler atıyorum ufak tefek. Tamam sorun abi. Olursa kamerayı kapatabilirim. Afiyet olsun. Hayır abi senin için sorun değilse. Değil. Ben de arada sırada ağzıma kahve atıyorum. Ağzına kahve atmak. Böyle. atmak suretiyle. Şeyi çok güzel çözmüşler. Ana oyunda yani eski oyunda. Gate'ler vardı ya ışınlanma. Eskiden gate'e fiziksel gitmen gerektikten sonra map üzerinden teleport opsiyonu açılıyor. Ama oyun çok iyi öğretmediği için birkaç defa yürüyerek... Şeyi mi söylüyorsun? Crown of the Magister mi söylüyorsun? Evet. Ha, evet. Bu oyunda daha da gate, biz gate görmedik galiba. Bu oyunda yok olmayabilir. Bu oyunda yani o şekilde bir formatta ben hiç görmedim. Peki. Hunting Grounds değil mi? Önce ayılara gidiyoruz oradan devlere gidiyoruz dedik. Şehre gidiyoruz demedik. Birine ne? İşte şehirdeyiz zaten. Kaer Hifrit'teyiz. Teleriye'ye gideceğiz ama ondan önce Hunting Grounds'a da gidebiliriz. Siz söyleyin. Sonuçta bence Hunting Grounds quest'ini yaptıktan sonra şehre gelmemiz ve kasapla konuşmamız gerekmiyor mu? Gerekiyor. Benim Deve önerim gidip, bu. Devlere gidip sizin adamları şehirde bulamadık diyecektik de ben. Tamam önce onu diyelim. Herhalde. Ondan sonra Hunting Grounds'a ve şehre tekrar gelinmesi gerekecek. Swamp'ta sol tarafta iyice batıda. Swamp'a gitmeden önce. Tamam ben devlere gidelim halledelim o işi. Travel. Start travel link. Halı kilim travel tabii abi. Kaan writes a letter to good God. Kime yazdın abi mektubu? Gerçekten Kaan merak ettim yani. Yani Allah Allah. Özenim bazı şeyler. God knows who diyor. Günüşen o poison'ları yaptı. Mösyö iki tane galiba potion yaptı. Yanlış anladım. İki kere potion, iki kere şey çıktı. Ok çıktı. Ne oluyor acaba ya? Nasıl yaptınız onu? Anlamadım. Ama ben inventory'me girdim baktım.
Daha potion yapmamı istiyor musunuz? Yapamıyorum. Ben 10 tane ok yapmışım. Bunu Mösyö'ye vereyim. Ah. Bir dakika, benim crafting'im sürüyor arkadaşlar. Benim sürmüyor. Yapabiliyor musun yenisini? Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi update geldi ya, oyunda bazı şeyler... Gerçi ben update etmedim oyunu. Ben istersen sana basic poison arrow yapabiliyorum. Onun dışında basic poison yapabiliyorum. Bence saçma. Saçma. Gauss caress yapabiliyorum. Başka daha güçlü poison. O ne? Bu B8 vuruyor. Save'i tutturamasa da paralize ediyor. Bak, o işimize yarayabilir. Bir de Marrakesh Torpor diye bir şey yapabiliyorum. Bu da bakayım. Inflict Poison, Save Each Turn. Tamam da kaç vuruyor yani? Ha, bu söylediklerin poison'lar galiba, oklar değil. Biraz zehir. Abi onları ok kullanmak değil. Rogue değilsen çok zor iş Gülüşen. O şeyleri kullanmak. Onu öncesinden sürüyorum. Süreceğim büreceğim kolay değil. Olmaz yani. Diyorsanız yani, ya da Basic Poison Arrow'u basıp geçebilirim yani. Basic Poison yap ama evet. Senin Dark Stab yapmanı istiyoruz belli ki. Magnesium, Blood Daffodil dışında Spider Venom Gland sık sık ben de kovalarım. Sen de kovala Gülüşen lütfen. Dark Stab nerede? Dark Stab senin işte Poison Arrow çeşitlerinden biri. D8 fazladan vuruyor. Çünkü Basic Poison D4 fazladan vuruyor. Ha, Spider Venom lazım şu an. Spider abi. Venom lazım. Sen şimdilik normal Poison'dan yap da Dark Stab için Spider Venom Gland bulduğumuz zaman şey yaparız. Ben Cancel Craft... Bende bu konuda bir bilgisi olan var mı? Potion yaptı dedi. Hala yapıyor diyor bana şu anda. Acaba... Tamam, bir tane resume et. Malzeme bitene kadar yapıyor mu acaba? Olabilir. Yok, yok. Yapmıyordur herhalde ama. Bir şey oluyor ama şimdi, ben anlamadım. Şimdi bir şey oluyor. Ha, ötekiler finish değil miydi? Ötekiler puan değil koydu mi? Muydu? Ben yanlış mı okudum? Şimdi bak. Abi muhtemelen o update'ten sonra bir şeyler değişti. Tamam, şimdi Kraft değişti. Diye. Tamam. Evet. Potion'larınıza bakın arkadaşlar. Potion sayımıza bir bakın. Gerçekten Superior Healing hala yapabiliyorum. İhtiyacımız var mı sizce? Bende Greater Healing var 2 tane. Superior 3 tane bende var. Bende 2 tane Healing Remedy var. Başka da bir şey yok. O zaman sana ama vereyim. Bende ben bir normal yani, var. Yani, öyle mi? Ayı oluyor, iyileşiyor. Ben dur besleniyorum falan. Gerek var mı acaba? Abi bir tane şeydir diye düşünüyorum Gülüşen. Potion'dır hani. Al bir tane dursun. Bir evet, tane de Barış'a veriyorum. Tamam ver. Diye de sen de diyorsun. Bir tane de ya, ben belli ki birazcık potion yapılacak. Ben bir tane daha potion'da öğretiyorum. Paladin de var, Druid de var. Ben de varım cure cast etmek için. Ama yani slot harcamak yerine veya slotumuz yokken işe yarar. Adam başı bir iki tane Superior Healing'imiz olsun dedim. Resume. Tamam. Traveling dedim. Ne oldu? Gidemedik. Tekrar rest yaptık. Ulan ne? Biz gidiyor muyuz? Şey, yola çıkarken gece oldu. Ha, son kamp bu. Tamam, evet. Gecenin kampını kurduk. Etiyonunuz var mı? Repare spells. Etiyon yok bende. Hazır, bunu yapmıştık zaten ya. O zaman resume. Gülüşen has finished bilmem ne bilmem ne. Şimdi çıktık yollara. Şehirden gece yarısı çıkıp ulan bir yere gidemeyeceğiz deyip durduk galiba. Evet. Ne, kimle konuşacağız? Giant'larla. Spider Nest. Biz bu işi biliyoruz diyebilir miyiz? Bence diyemeyiz. Bilmiyoruz belli ki yani. Yola çıkıp hava kararmış yahu deyip çadır kurdular orada. Senin yüzünden oluyor Gülüşen. Wanderer'ımız sensin ama bir yandan da barınma kaygısı olmayan bir yaratık olduğun için işte barınacak bir yer bile umursamıyorum. Taşa kafanızı ya dayayın uyuyun işte. Ne yani? Ne? Adamda ne? Barınma ne kaygısı sen? Yok ya. Kaan da en son Han'daki şeyleri mi beğenmiyordu? Şilteleri mi beğenmiyordu? Bizim işlik daha konforlu. müştemilat diyeceksin. Müştemilat. Bizim arka avludaki müştemilat bile daha konforlu diyeceksin. Evet yani. Tabii abi, adam aristokrat. Nasıl yaşıyor insanlar bu hayatı anlamıyorum ki. Ben de anlamıyorum. Pasta yiyorlarmış. Dedim. Pasta yiyorlarmış. Devlere gidiyorum. İnsanlar düşün. Devlerle bir görüşelim bakalım. Gruba şimdi. Pasta Travel'le git. Niye devlerdeyiz abi devre? Zaten. Devlere git dedim ben haritaya girerken. Ha. Abi devle oo konuşmak için yüksek bir yere çıktım. Bu çok hoşuma gitti benim. Sonra o indim. Bence çok iyi ya. Ama indik. Artık ne haber? Bak biliyormuş. Ulan bir de biliyorum diyor. Not to the city.
E şehirde dedin ya. Alba. Ulan şehirde yani, dedin ya. Allah'ım ya. Ama 100 XP'yi çaktık. Daha level açtı. Minor Shard of Ice verdi. Minor Shard of Ice nedir abi? Crafting şey işte bu. Crafting material abi. Ha evet, ingredients. Old vuran bıçak yapma falan gibi şeyler. Buradan Teleriyen'e uğramak isteyen var mı, yoksa direkt çıkışa mı gideyim? Bence çıkışa. Bir şey alacağımız falan var mı? Herhalde yoktur. Vardıysa yapmışız dedim. Yani şeye bakmak istiyorsan, hani Teleriyen'in kendisi değilse de Scavenger Table'a bakıp hani. Hadi gidelim, hadi yolumuzun üstü zaten bastım. Orada şey diyorsun, panoya bakalım diyorsun. Ha. Tamam, oradan geçeriz. Teleriyen'in en fazla o geliyor aklıma. Selamun aleyküm diyelim. Burada secondary quest veren Scavenger şey falan yok değil mi zaten? Yok. İkinci bir table falan yok. O zaman bir bakalım bakalım. Ona ben bakabiliyorum değil mi? Nerede lan bunların tablosu? Panosu? Ha, birisi yanında basmış. Yanında duruyor olmasın. Completed, sen, close. Barış sen mi bastın? Ben bastım. Completed, bunu basınca bir şey oluyor mu sana? Olmuyor bir şey. Tamam, demek ki daha iyi yapmışız. Completed diyor, evet herhalde. Completed, kapattın, close dediğin zaman işte tamam, hisse çıkartıyor. Tamam, bir şey yok. Başka da bizimle konuşmak isteyen birisi yok özellikle. Devam ediyorum. Exit Valley. Exit to Valley. Desene arkadaşım. Heh. Ayılara gidiyoruz. Ayı avlayacakmışız. Ayılara gazoz. Nereden çıktı o hikaye? Kasap ayı eti satıyormuş pahalıya, öyle mi? Hmm. Bu sen sever misin Kaan? Soylular yiyor bunu daha çok demiştik kasap. Yani ben sorgulamıyorum. Şey Taylan nereden geldi? Ölüme gelince yiyorum tabii ki. Spider Nest'e gittik biz Barış. Sen neden Spider Nest dedin? Öyle üstlerine gelince gözüktü de benim ümmet şeyimmiş. Hunting Grounds. 2 günlük yol. Bu arada Günüşen şey yapıyor bize değil mi? Yemek memek işlerini Günüşen hallediyor zaten. Ben evet. Bir tane daha portion. Sermayesiz yemek üretiyorum. Portion'u, bir pusu. Portion'u yaptım, bir daha koymuyorum artık. Yeter herhalde. Portion'un bitti diyen olursa o zaman düşünürüz. Bitti. Ben biraz düşünmem lazım deyip ben gittim. İşte orada kitabı okuyor olabilir herif. Ben biraz düşünmem lazım deyip gitti ya bu. Dur bakalım kitabı okumuş mu, ben de merak ediyorum. Acaba okudu mu kitabı? Ne yazıyor oğlum? Kitabı sadece bir kişinin okuyabileceği konseptini ben kabul etmiyorum zaten. Niye magical yazı abi, işte okununca gidiyor. Nereye gidiyor? CIA headquarters'a geri dönüyor. Ben de lanet olsun. Daha fazlası söylemek istemiyorum. Seni aynı anda için okutak olmaz mı? Yan yana otur. Ha bak, onu deneyelim. Gel deneyelim ya. Sen okuma yazma var mı? Yok da geç. Yok. Hayda. Tamam Günüşen, seni bekliyoruz galiba. Benim neyimi bekliyorsunuz? Postres. Close demeni. Close demeni bekliyoruz. Orkun Allah. Leather skin. Bu yes. Nedir? Ork mu bu? Beni ork arıyorlar. Oğlum senin peşine yani düştü bu herifler. Sen en son şefim deri diye... Deri derililer. Ne deri deri? Gerçekten öyle diyor. Deri derililer. 4 tane ork, 1 tane şaman, 2 tane okçu. Kim fark etti? Kaan. Kim spot ederse o karar versin demiştik. Kaan ne yapacağız? Dövelim. Dövelim diyor peki. Nice. Ambush. Böyle her ününe gelen bize şey abi yapmaya kalkmış. Bir şey yaptıkları yok. Herifler oradan geçiyordu ya. Allah Allah. Bu da deli mi? Yok çok nedir? Crime of Existence diyor. Göz zevkimi bozdurmuşsun o zaman. Yani. Ambush dediğine göre herhalde surprise başlayacaklar değil mi? Evet, biz önce oynayacağız. Şöyle bir bakalım. Yine muhteşem o zaman. Aa yoldalar. Arkada Archer. Şaman iyice geride. Gördünüz mü? Yol gidiyor, dönüyor. Yolun üstünde bazı orklar var. İyice arkada şaman var. Nasıl bir ambush kardeşim bu? Ya gerçekten işte böyle karşılarına çıkıp 1 kilometre öteden bağırarak üstlerine koşuyoruz. Böyle bir ambush. Atımız da yok ki hani ambush'a benzesin. Surprise'lar ama. O şamana ne yapabiliriz uzaktan ya? Tamam, nerede bakayım? Aa abi, yol gidiyor, sağa doğru dönüyor. Oradaki çıkıntının üstünde bir anasının nikahında diyebiliriz. Anasının ben nikahında. Yetişirim o şamana ya. Sıkıntı yok. O doğru aslında. O doğru. Adama bir haste yapabilen yok mu ya?
Ben söylüyorum, hadi hızlan derim ama işe yarar mı? Al bunu yanında götür giderken. Hayda bondit. Tamam. Ork ses. Ork surprised. Sıra bende. Benim spellim Stinking Cloud'du. Onu test etmek için aslında güzel bir zamanlama. Fena bir zamanlama değil. Ama Stinking Cloud'u atıp ondan sonra içine giremez olmak da kaygısı var. Herhalde çok da iyi bir fikir değil. O sebepten şimdi yeni spellleri falan hatırlamaya çalışıyorum. Benim pek yapabildiğim bir şey yok galiba. Eğer o kadar uzağa Fairy Fire atamıyorsam, yok atamıyor isem, yeni okumu, yeni yayımı... Yürü al. Ne yap? Bir önce yürü, yürümedik hiç. Yürüdüm. Yürüdüm şimdi. Sen de yürümemiş mi görünüyorum? Ha yok, bakmıyorum, ona bakmıyorum. Ork'un yanındayım ya. Evet, evet gördüm, yürümüş. Al. Sana bir inspiration verip okuma atıyorum. Oo, hem de değişik güzel. İşte tabii yüksek ama bu oku çok iyi becerebildiğimi hiçbir zaman iddia etmedim. Ama ilk defa atıyorsun. Evet abi bu yay bozuk. Yok daha alışmadım senin. Bakalım diye. Bakalım bozuk işte. Demeyelim. Bakacağız. Bu zaten eski şey yayları biraz böyledir. Kitaplar da öyle anlatır. Onları kullanmak için bir teknik vardı. Belki şu kitapta yazıyordur. Hasdrubal'in kitabında yazıyor mudur acaba? Kesin yazıyordur bu arada. Yazıyordur değil mi? Kesin yazıyordur yani. Yazmıyorsa lanet olsun o kitaba. Batalım. Barış nereye kadar koşuyor gibi. Barış onu planlıyor şu anda. Bak planning de değil planning aslında. Ben bir roundda haritayı tam tur atabiliyor muyum? Masum baktığı yerlere bak onu. Evet. Zıplayarak gidecek oradan. Bir turda veya bir roundda tam tur atabilir miyim yoksa iki round sürer mi onu hesaplıyor. Aha gidiyor. Gidiyor galiba. Ya Mero. Abi. Gerçekten manyak elf ya. Ha. Abi gidiyor. Çapraz koşularla defansı yerle bir ediyor. Ben o şamana ulaşırım demişti. Abi. Bu nasıl bir movement ya? Atı varmış bunun işte. Atı yok dedim sanıyorum ben herkesin. Adamın kendisi daha da gidecek galiba bir şey bak daha duruyor bir şey yapacak. Bir şey yapacak. Evet, evet bu şey ilk turu daha momentini yaptı. Bonus şimdi yanına ışınlanıyor mu ne yapıyor ya? Oğlum bu nasıl bir moment? Vallahi şu herife bir haste cast edip sonuçları görmek için yani. Şimdi bir de dash yapacak. Sonra orklar üstüne üşüşecekler. Abi o artık kendi derdi. orası ben gidebileceğini bilsem herife yapardım inspiration ya. Değil mi? Dash'te dibine gidiyorum. Bunlar normal ork. Bir tane archer var. Şöyle şamanın arkasına gidiyor. Normal ork dediklerin bu arada great etkisiler. D12 vuruyorlar. D12 artı 4 mi? Artı 5 mi? Ne vuruyorlar? Yani ork zarda crit de var. 2 D12 artı 5. Yani seni nerede o? Güzel. Bir şey olmaz yeah diye bir emotikon vardı şu chatte. Bence Barış'ın cevabı budur. Bir şey olmaz yeah. Yani. Kendini heal etme kuşağı var abi Etiriş. Ne diyeyim? Doğru yani. Gitti vallahi. Bak. Lili. Oo, ambush gibi ambush. Zaten böyle başlamış hikaye belli ki. Biz buradayız. Barış orada başlamış yani. Ambush'a. Ayıda da inişti varmış. Bak aradaki fark ayı. Bu kadar gidebiliyor ayı. Ben okçuya gireyim diyordum ama ben de yetişemiyorum ki. Koş gir. Bra diye bağırarak. Senin elinde Elven Morningstar vardı değil mi? Evet. Bir de Longsword var. Longsword alırsam büyü de yapabiliyorum da büyüyle uğraşmayacağım. Neden Longsword'da yapabiliyorsun da Morningstar'da yapamıyorsun? Bir elimin boş olması gerekiyor. Ha tek Longsword'a dönersem. Ha, anladım. Ben Malakalon Morningstar'ın hikayesini unutmuşum. Bir tekrar ona bir bakayım ben. O şeyin kitabına bakayım orada yazıyor mu? Hasdrubal'in kitabında yazabilir. Hasdrubal Vect. Ayının yanına mı gideyim Gülşen yoksa? Sen bilirsin. Okçu rahat rahat atamazsın diye ben okçunun yanına gideyim. Ha öyle yap fark etmez. Cover da vermeyeyim diye yanına geçiyor filan bazı battle planlar yapılıyor. Çünkü çok sağlam okçumuz var arkada o yüzden.
Böyle geleyim o zaman. Shattered Mannequin. Oo, oo. Şimdi orada herkese mi vuruyorsun? Oradan adam seçip ona mı vuruyorsun? Nasıl çalışıyor? Yok, o alan içinde şöyle bak, hepsi de düzgün durmuşlar. O kırmızı zaman... action'la yapılan bir şey mi bu? Atak ettirmek. Dönüşen. Tabii. Lightning kırmızı action'la mı düşürülüyor? Evet. E o güzel. 18 vurdu. Güzel. Nasıl bir zar atıyor? 3D 10. Güzel. Kırmızı action'dan kastı nedir? Yani normal standart ayıya omuz attılar. Ayı ile güneşe giriyor. Yani şey yani, mavi action yapan, yani. Bonus normal. Action'da yapıl düşürülmüyor öyle mi? Atağının yerine o hata yapıyorsun. Aynen öyle. Anladım. Atak yerine zıbam diye atıyorsun. İyi, güzel. Range atan bu gibi oluyor yani. Sen şu bu alanda bak yanına geldim Günüşen. Neye bak dedim bana? Bir şeye bak dedin sen demin. Kitabı oku mu dedin? Bir şey yapmamı istiyordun. Kitabı oku. Aynen. Oku bakayım ne diyor. Sana yok, burada okutmuyor. Ben savaştan sonra çatışma bitsin sana şey yapacağım. Az sonra yapacağım. Ben buradan Barış'ı inspire edebilir miyim? Beni görme. Barış'ı bir out of range. Barış'ı bir bul da önce nerede doldurun. Biraz zor bilmiyorum gerçekten. Bir miktar zor. Ben şurada arkadaşlara yardımcı olayım istiyorum da olamıyorum. Ayı da Fairy Fire'ın içine almak zorunda kalıyorum. Demek ki al. Al ya ne hocam. Al diyor. Peki aldım. Bir tek ayı tutturamayacak seni bak görürsün. Fırılı fırılı. Ağır hepsi highlight. Tutturamadı. Ha iyi tamam. Bu arada bu orklarda galiba berserk özelliğinden dolayı zaten reckless oluyorlar. Çok efficient olmayabilir. Ha bakalım bir olacaklar mı? Yok galiba. Ork berserker'da var herhalde o ya Kaan. Tamam olabilirdin ben de. Oo. Kaçmaya çalışıyor. Nereye gidiyorsun? Cicim. Hadi bir de smite daha. Uf geberdi o. Ne yaptı o? Kolay yatacak. Invisible yok, diyor. Kendinize gelin dedi. Burada bir elf var ya diyor ork. Bu ne lan dedi. Burada elf var oğlum. Great axe. Sapa. Madem. Araştırmacı karatecimiz. Hanım ne de müjde. Ayağınıza ork geldi. Ay ama dur. Flurry fabrikası ayağınıza geldi. Flurry of Blows ayağınıza geldi. Hadi bakayım. Fıtı fıtı fıtı. Bir diyor. Bu arada ikinci hatan da var. Onun için hemen Flurry of Blows açman gerekmiyor. Ama ikinci hatayla move etmeyi düşünüyor bence o. Yok, bir kere hata verdiysen ikinci hata move'a çeviremiyorsun. Move or attack. Doğru. Aha yakaladı. Şamanı buldu. Şamandan opportunity yiyor. Ama olduğu yerde kalmış ya. Yani. O şamanın... Orklar zeki... Çok zeki değiller ne de olsa. Şaman sıra sende diyor. Birdenbire o şaman kendini yalnız hissetti orada. Jackie Chan... Mumut'u bitmiyor. Bitmiyor. Unlimited Mumut'u var abi adamın. Herkesin sürekli... Daha da artacak. Level yükseldikçe Mumut'u da artıyor. Jackie Chan mı ya? Ben anladım yani. Yo diye herkes dövüyor herif. Atak yapabiliyorum deme Barış. Yapamadı artık. Standing Strike açıkmış da o galiba sonraki tura hazırlık yapıyorsun. Bu bir alan mı Günüşen? Tek kişiye mi atılıyor? Ha pardon, bu bir tek kişiye atılıyor. Ama ben sen oynuyorsun. Bu tek kişiye. Ayıp bence sanırım. Sanırım tek kişiye. Ne yapıyor acaba ayı? Ot mu yiyor? Ya şimdi lightning... Cold lightning atacağım ya. Kare atabileyim diye. Onu söyledim. Cold lightning dörtlük bir kare mi? O zaman... Dörtlük bir neresinden vurayım? Ayının kıçından. Ayının götünden vurursan oluyor. Ayının tam götüne geldim. Ama ölecek ki bu. Evet çok önemli değil ya. Değil de hayır yani yeni powerlarımızı bilelim abi. Şuna da gidip vurabiliyorum hala. Vurabiliyorsan belki vur. O da ölür.
O da gitti zaten. Ha, tam bitti. Şaman kaldı. Bu Lightning'in alias'ını değiştiremiyorsun bir kere açtıktan sonra değil mi Gülşen? Yok. Öyle bir... Öyle değildir. O bir concentration herhalde orayı tutmak. O alanı tutmak. Evet. O da biz değil. Zaten yolda dinlenmeyeceğiz mi diyerek... Tabii tabii. Evet, evet. Bağırıca gitsin ya. Of. Ne o hayvanlar? Spider. Böcük. Dörtü böcük. Bunların hepsi inişli ve ayrı ayrı geliyormuş. Uy ne kadar iş. Sen mi oynuyorsunuz Gülüşen bunları? Üst seviyeden mi? Yok kendi oynuyor bunlar. Kendi oynuyor. Poisonous. Yok kendi oynuyor. Ben üst seviyeden atmadım. En üst seviye bu zaten şu anda. Poisonous. Güzel. Çok güzel kontrol şeyi. Bunlar poison'dan etkilenir mi? Gerçi Stinking Cloud galiba poison değil. Bilmiyorum yani poison sayılır mı? Şıkı olur mu olur? Olmaz. Yok abi ben şu kitabı okuyayım. Bu yay nasıl kullanılıyor ben anlayamadım. Instruction manual'ını okuyayım ben bunu. Save atıyorlar. Tutarsa damage yemiyorlar. Kulağımı getirdi adamı. Aa, yedi heal oldu. Yapma güzelim, olmaz o iş öyle. Uf. Oo. Ne o be? Attack of Opportunity'lerin hepsini yiyip ben buradan giderim dedi. Yedi de hepsi eve gitti. Hepsi de bravo. Kaçtı gerçekten. Koşarak hayır. Bence babaştan kaçabilirsin. Bence bunu dene Ork. Babaş koşarak kaçılabilen bir varlık. Yani Stunning Strike'ıma save atmış ya. Ayıp. Ha, tutturdu save'ini onun evet. Ama şimdi tutmadı. Ha, şimdi yedi stun. Ne oluyor stun olunca adam? Advantage. Advantage ayrıca Dexterity ve Strength save'leri de yarıya düşer diyor. O da önemli. Direkt edemiyor galiba. Oynayamıyor. Advantage ile vuruluyor. Dexterity ve Strength save'ler yarıya düşüyor. Atalım loot'lara. Power'larımıza. Loot'lara bakın tabi. O bir sürü para. Ya bu Arrow yay, var. Bu yay mı? Arrow'ları lütfen evet. Örüm böcek. Yani çok çıktıslı Arrow olsa. Zaten vuramadım. Bir şey çok da kasmayın yani. Düz Arrow diye de aldım da hani craft etmek için gerekiyor yani. Ha doğru. Tamam o zaman Exitaria'ya doğru gidiyorum. Exitaria. Orklara zaten ambuş atalım diye yanında Kaan'dı. Orklar var diye koştu herif üstlerine. Belli sabah ki antrenmanını yapmamıştım. Şey de değil yani hani. Ambuş falan da yapmadık. Kaan orkları gördü yol boyunca koşmaya başladı orkların üstüne. Belli ki öyle bir böyle. Oldu. Buraya gelin. Orklar diye koştu herif. Liberia. Bizim orada böyle bir hunting partileri oluyor. Size de bir eşitliğim istedim. Aynen. Geldik. Halay çeken orklara saldırdı şu anda yani. Kampı yaptık mı? Evet. Tam hunting grounds'a gelmek üzereyken. Ha ayakkabılarını temizliyor. Ben başıma bakarım. Ayakkabılarını temizledi abi adam. Zırhını da yaptı da zırh dediği şey elbise. Post rest synchronization diye bir şey çıktı gitti. Resume. Geldik. Ayı avına, ayı avı. Ayı şimdi avı. Avdan anlarım falan diyordu demin orkları döverken Kaan. Ayı avından anlar mısın Kaan? Anlarım. Kesin anlarım bence. Anlamamam için bir sebep yok. Vuruyorsun. Kesin anlarım bence gayet yeterli bir cevap oldu yani.